Şu anda Maraş'ın meşhur ekşi ve kahraman Maraş'ın meşhur ekşi ve çorbasını yapıyorum hanımlar. Bunun içerisinde dövme, mercimek, dövmeyle mercimek, nohut pişti. Nohut isteğe göre koyulur. Şu anda ben nohut koymadım ama isteğine göre nohut da koyabilirsiniz. Bunu duru suyla pişireceğiz. Şimdi piştik. Zaten epeyce pişti bu. Normal. Bir tas, 2 kase mercimek, 1 su bardağı da dövme koyuyoruz. Dövmeyi bilen var mı bilmiyorum. Bulursunuz mutlaka. Onu dövmeyi katıyoruz. 2 kase mercimekle 1 su bardağı dövmeyi katıp pişirdim böyle. Böyle sarımsağım var. Bu sarımsaktan epeyce bir döveceğim şimdi. Epeyce bir dövmem gerekiyor. Çünkü bol sarımsaklı oluyorum. Bol sarımsaklı böyle epey bir avuç kadar. Ben bunu daha koymuştum sarımsaklar olsun. Bir avuç böyle sarımsak, çok sarımsaklı, biraz fazla oldu. Bunları döveceğim. Tabii. Bu pişecek. Sonra tekrar görüşelim bayanlar. Evet hanımlar. Mercimek çorbamızı, mercimekli dövmeli çorbamızın içine yazdan sizin semizotu dediğiniz bu. Bizde soğukluk derler. Her yerde yetişir soğukluk. Yani semizotuymuş aslında ismi de ama bizde soğukluk. Soğukluk deriz biz buna. Kahramanmaraşlar soğukluk derler. Bu soğukluğu yazdan ben bunu yıkadım, doğradım, buzluğuna koymuştum. Yazın daha çok olduğu için semizotunun. Şu anda bir poşetini çıkartıp kazanımızı... Evet hanımlar. Bir dakika. Tamam. Demin de gösterdiğim gibi biraz su ekliyoruz. Çok katı olmayacak. Çorba ama... çorba kıvamında olacak. Çorba kıvamında olacak yani bu. Böyle pişiyor şu anda. Sarımsağını ekledik. Ama eşkisini de eklemedik. Daha eşkisini de ekleyeceğiz. Deminki dediğim gibi ondan sonra. Peki bu yemeğin yararları nedir? Çok faydalıdır. Dövme, mercimek, semizotu bu. Semizotu zaten birçok şeye faydalı bir otlardan birisi. Yani bizim soğukluk dediğimiz. Ve sumak eşkimiz zaten bir sürü şeylere faydalıdır. Bunu her yerde zaten yapmazlar. Sumak eşkisini hiç kimse bilmez. Böyle yapmasını hiç kimse yani bilmiyorum. Çoğu kişi, çoğu şehirler bilmiyorlar. Biz çıkartıyoruz bunu böyle. Ondan sonra şimdi bundan bir yemek kaşığı bu sumak eşkimizden çorbamıza ekleyeceğiz. Böyle ekşili tuzlu bir şeyler olacak. Çünkü böyle ekşili menşili. Akşama düğün var zaten Esna Hanım. Çok güzel yaptınız yemeğinizi. Hayır düğün yemeğimiz bu değil. Düğün yemeği değil. Düğün yemeği olmaz bu. Eskiden ev düğünleri olurdu Maraş'ta. Ev düğünlerinde düğün yemeği fıstıklı etli pilav cacık olurdu genelde. Sen şimdi onu çek Uğur Bey. Ben salça getireceğim biraz buna. Siz konuşmaya devam edebilirsiniz. Ay, yemekteyiz program. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda anne yemeğin adı neydi? Efendim? Yemeğin adı neydi Nesli Hanım? Ekşili çorba. Ekşili çorbayı görüyorsunuz şu an gerçekten. Koronaya birebir. Şimdi? Bütün derde deva. Salçamız bu da mı el yapımı salça? Evet ev yapımı salçamız böyle. El yapımı mı ev yapımı? Ev yapımı gösterebilirsiniz. Ev yapımı biber salçası. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı biber salçası. Şu anda çorbamız pişmiş durumda. Bak rengini görüyorsunuz. Böyle bir boz bir renk alıyor salça koyduğumuz için. Bunun püf noktası dibine tutmaması için dibine yanar çünkü durmadan karıştırmanız gerekiyor. Şu anda çorbamız pişti. Çorbamızı ateşten alıyoruz. Alıyoruz. Buraya koyacağız. Arkadaşlar şimdi yağımızı yakmak için ocağımızın altını açıyoruz. Allah Allah. Zeytinyağı koyuyorum. Ben genelde zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı yakacağım. Çok koymuyor musunuz Esra Hanım? Yok çok değil ancak çorbaya göre. Bayıltır o bizi. Tamam. Ondan sonra
Şimdi bu yağımız yanacak. Yağımız yandıktan sonra... Ne yapacağız bunda? Peki. O Uğur'cum şu çorbamızı da çek. Çektim. Bak böyle bir cıvık bir kıvam olacak. Bu ekşili çorba içinde bol sarımsak, bol sarımsak var. Semizotu var. Dövme var, mercimek var. Gayet şifalı bir çorba oluyor bu. Vitamin deposu ve şifalı bir çorba oluyor bu. Bunu her yerde bilmezler. Bunun ismi ekşili çorba. Şimdi nane ile yağımızı yakacağız. Nanemizi alalım. Kuru nanemizi. Yağımız da burada. Evet, yağımız da burada. İsteyen pul biber de katabilir. Ama ben çocuklar yemiyor diye katmıyorum, acı olmasın diye. Ya ben yiyeyim. Uğur Bey yiyormuş oğluşum. O zaman ona birazcık katalım. Ondan sonra şöyle bakacağız. Ya. Yok, biraz daha mı yağ koysak az oldu bence. Ha, bence de az oldu. Ağzına kadar dolduralım. Uğur'cum sen karışma yemek tarifime lütfen. Ondan sonra yani hemen hemen yarım su bardağı kadar yağ koyuyoruz. Yağımız kızardı, görüyorsunuz hanımlar. Altını kapatıyorum yağın. Hemen altını kapatıyorum. Bolca. 3-4 kaşık mesela yemek kaşığıyla 3-4 kaşık nane. Çok nanesi bol. Her zaman güzel olur. 3-4 kaşık naneyi koyduk. Mis gibi koktu tabii ki. Biraz da pul biber. Hani ben az attım ama siz de isteğe göre çok daha acılı isterseniz atabilirsiniz. Biberin daha fazla katabilirsiniz. Bu yağ şu anda çorbamıza, bakın nasıl cızırlayacak, bakın şimdi. Gördünüz değil mi? Gördük. Böyle, böyle olacak. Biraz da yağını içinden alacağız. Aziz Allah. Böyle. Ekşili çorbamız hazır hanımlar. Hemen bir tabak servis yapayım size, görmenizi istiyorum. Allah'ım bu memleketimizi bu virüsten, bu virüs illetinden de kurtulmayı nasip eylesin inşallah. Amin, amin. Şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çorbamız servise hazır. Şöyle mi bırakayım? Elinizle çekirseniz de şöyle. Ben size göstereyim kaşıkla. Hemen böyle. Böyle güzel bir çorba oldu. Afiyet olsun.